Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. Geldik mantıkta. Önemli bir derse. Diyeceksin ki ne önemi var hocam? Yan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık. Mantık 11. ders. Ey güzel arkadaşım bu dersle birlikte artık mantığı bitiriyoruz. Mantıkta bir soru avcısı yapacağız. Şöyle bir tekrar niteliğinde bütün konuyu bir taracağız. Hazır mısın? Alacaksın eline kalemi hazırsan. Koyacaksın önüne videonun açıklama kısmından pdf'leri. Benle birlikte yazıp benle birlikte çözeceksin. Tamam diyorsan o klasik slogan. Gönder, gönder gelsin hocam mantık için son kez diyoruz. Sol tarafta kısa bir kutucukları dolduracağız. Ardından soruyu çözeceğiz. Tabi sorunun da zaten bununla alakalı olduğunu görüyorsun. Ey güzel arkadaşım. Ya da bağlacını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan hemen hatırlatalım. Bunları ne yapıyorduk biz? 1-1, 1-0, 0-1... Bir de 0 0 yazıyorduk. Bunda problem yok zaten. 1 ya da 1'in cevabı neydi? 0'dı. 1 ya da 0'ın cevabı 1, 0 ya da 1'in cevabı 1, 0 ya da 0'ın cevabı yine 0 olacaktı. Bunlara dikkat ediyorsun. Ya da bağlacında ikisi birbirinden farklıysa 1, bir, aynıysa 0'ı yapıştırıyorduk. İse bağlacı, ise bağlacı çok kolaydı değil mi? Tek bir yerde 0 oluyordu. O da 100 numaralı bağlaçta tam da orada 0 olacak. 1, 1 de 1. 1, 0 da 0, 100 oldu çünkü. Burada da 1, burada da 1. Şimdi verilenlere bakalım x var, a var, y var, t var, z var. Aşağıda da işlemleri var. Yukarıdaki işlemi yapacağız, belli ki yerine yazacağız. Bakalım. Burası ne? p'nin değili. p 1'miş burada. X o zaman burada ne olacaktır değili? 0 olacaktır. Var mı problem burada? Yok. Şimdi gel buradaki a'yı bulmaya çalışalım. Q ise p'nin değili diyor. Q ise p'nin değili. Bu tarafa doğru geçiyoruz. 0 ise 0. Sıfır ise sıfır zaten bak burada yazıyor ne güzel yazdık biz o kutucuklara. Cevabı 1'dir onu yapıştırdım. Geldim aşağıya indim. Q ise P'nin değil diyor. Biz yine bu tarafa geçerken ise bağlacı kullanacağız. Sıfır ise 1'in cevabı yine ne olacaktır? 1 olacaktır. Bunu da hallettik. Geldim Z'yi bulmaya. Z'de farklı bir bağlaç var ya da bağlacı var. Q ya da P'nin değili. Bu sefer hadi gel morla gösterelim. Q ya da P'nin değili. 0 ya da sıfırın değili nedir arkadaşım? Sıfırdır çünkü birbirinin aynısıdır. Geldim buna. Yine buraya araya bağlaç olarak ya dayı koyacağız. 1 ya da birin cevabı onun da cevabı sıfırdır. Artık soru bitti. Verilenleri yazıp işlemleri yapacağım. X'i kaç buldum? 0 buldum. Y'yi kaç buldum? Y neredesin sen? Y'yi 1 bulduk. Artı Z'yi kaç bulduk? 0 bulduk. Eksi T'yi kaç bulduk? 0 bulduk. A'yı kaç bulduk? 1 bulduk. Ama önünde eksi vardı. Cırt sana cırt sana. Herkes birbirini götürdü. Geriye sadece sıfır kaldı. Doğru cevap sıfırmış dedim. Tamam mıdır güzel arkadaşım? Oldu mu? Oldu diyorsan hadi gel. Gel ikinci sorumuza geçelim. Bu soruda da yine en sade biçimi bulma soru tarzı. Yine çok fazla kullanılan bir soru tarzı. Ama öncesinde yine o bağlaçlar var hatırlamamız gereken. Ben şöyle kalemimi değiştirdim. Hatırlayacağımız bağlaç ve bağlacı ve veya bağlacı. Hemen yazalım bakalım şunları yerine. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 1 ve 1'in cevabı 1'di. V bağlacında bir tane bile 0 görüyorsan komple cevap neydi? 0'dı. Süper. İn aşağıya. Bak bu tabloyu en az benim kadar rahat dolduruyorsan olmuştur bu iş. Dolduramıyorsan bu tabloyu öğrenene kadar. Gerekirse o sana, sen ona bakacaksın. Baka baka öğreneceksin önce. Sonra, sonra bakmadan aklına gelecek zaten. Veya bağlıcı. 1 bir veya 1'in cevabı 1. 1 veya 0. 0 veya 1'in cevabı yine bir. Sadece 0 sıfır veya sıfırda cevap 0 sıfır çıkıyordu. Geçtik sorumuza. Baktık şöyle bir verilenlere. Bak bu da yine en çok sevilen soru tarzlarından biri. Yukarıda ifadeler vermiş, doğruluk değerleri vermiş. Biz oradan doğruluk değerlerini çekeceğiz. Sonra aşağıdakinin doğruluk değerini bulacağız. Ama önce ben şunları bir temize çekeyim aşağıya. Şunu yazdım 1. R ise P'nin değerini yazdım 0 eşit. Şimdi gel bunları bulalım birlikte. V bağlacında cevap ne çıkmış? 1 çıkmış. Ya bu bir kere olabilir. Sadece tek bir durum var. İkisi birden 1 bir olduğunu. Yani P önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Q'nun değerinin doğruluk değeri o bir P'nin önerme değerine birdir dedik. Niye sıfır yazdık onu anlayamadım ama. Ben bir diyorum sıfır yazıyorum. İlginç kalem yaptı ben yapmadım. P Q'nun değil bir. Q'nun kendisi ne olur sıfır olur. Şimdi geldim buraya. Bak ise bağlacında cevap ne çıkmış sıfır. Bunun tek ihtimali var. Bu bir bu sıfır olduğunda. Demek ki R, R, bağlı, R önermesi birdir. P'nin değili sıfırdır. E zaten P'nin kendisi birdi. Onu bulduk. Bak bulduğumuz önermeleri şöyle bir çizdim güzelce. Şimdi verilen arkadaşı şurada temize çekelim. Ama yerlerine yazarak. Bak Q neymiş? Q neredesin? 0. Sıfır. 0'ımı yazdım. V bağlacı. R sen nesin? 1'sin. Onun da değili var. Onu kaçırma sakın. Tekrar V bağlacı var. Şimdi P'yi yazdım. P dediğim eleman 1. V a bağlacı. Ardından Q. Q da 0. Bulalım yine cevaplarımızı. 0 veya 1'in cevabı bir tane bile 0 varsa cevap 0'dır hocam. 1 veya 0'ın cevabı cevap 1'dir hocam. Şimdi diyorum ki bak sıfırın üstünde ne var? Değili var. Sıfırın değili nedir? Birdir. Bir ve birin cevabı denktir. Yine birdir. Nokta gönder gelsin sıradaki. Gel kalan bağlacı da bakalım. Ancak ve ancak bağlacı kaldı. Onunla ilgili bir sorumuz var yan tarafta. Ama önce bu kutucukları dolduracağız. Ancak bağlacı. Gel hemen ben sana şunları yazayım. Sen beni beklemeden hemen doldur bunları. Sen bu tabloları kendini rahat bir biçimde dolduruyorsan eyvallah oldu bu iş. Bir ancak ve ancak birin cevabı bir. Sıfır ancak ve ancak sıfırın cevabı bir. Diğer durumlarda sıfır çıkıyordu bu arkadaş. Hatırladık. Hatırlattık diyelim ya da. İfadelerinden kaç tanesi yanlıştır diyor. Hadi gel başlayalım bakalım birinciden. Şuraya birinci diyelim başlayalım. Bir ancak ve ancak sıfır. E var zaten burada da mi? Bir ancak ve ancak sıfırın cevabı ne? Sıfır. Arada V bağlacı var. Bir veya sıfırın cevabı veya bağlacı var. Bir tane bile bir varsa cevap birdir. Ama onun nesi var? değil var. Birin değili sıfırdır. Sıfır ve sıfırın değili ne olacaktır? Sıfır. E sen ne demişsin bana? Cevap bir demişsin. Bir numaralı ifademiz kesinlikle yanlış. Geldim iki numaralı ifadeye. Tek tek deneyeceğiz. Başka yolu var mı? Yok. Bir ve sıfırın cevabı. Neydi? Sıfırdı. Aynen öyle. Gel bakalım. Bak önce bunu üstüne yaz. Birin değili nedir? Sıfırdır. Yazdım hocam. Sıfır veya sıfırın cevabı düşündüm. Veya bağlacı ikisi de sıfırsa cevap sıfır. Üstünde değil var. Bunu kaçırdığında soru gidiyor. Üstünde değilini aldım. 1 oldu. Şimdi yorumlayalım bakalım. 0 ise 1'in cevabı 1'di. Bakayım sen ne demişsin? 1 demişsin. 2 numara bingo. Doğru. Geldim 3 numara. 3 numarayı gerçi üstünde gösterebilirim. Şöyle bir baktım sanki birleşme özelliği mi? Evet. Birleşme özelliğini kullanmak istemiş. Misal bununla bunu birleştirecekmiş. Çok güzel. Bütün bağlaçların birbirinin aynısı olması gerektiğini biliyorsun böyle durumda. Ama amcam burada ne yapmış? Bağlacı değiştirmiş. Buraya V diye bir bağlaç çıkarmış bir yerden. Yani olmaz. Yanlış. Bu ifade kesinlikle yanlış. Umarım Tonga'ya düşmedin güzel arkadaşım burada. Şimdi buraya baktık. Bak bu dağılma özelliği. Çok yaptık bununla ilgili. Dikkat et. veya bağlacını V'nin üstüne dağıtacağız. P veya Q. Yazmış mısın? Yazmışsın. Araya V bağlacı. Onu da yazmışsın. P veya R. Bakayım. Onu da yazmışsın. Efsanesin. Bu da doğru. Kaç tane yanlış var? 2 tane vurdum cevabı Ceyhan'a dedim ki gönder gönder gelsin. Isınmaya başladık mı? Var. Daha zorları da var. Gel. Hadi yap bakalım. En sade halini bulun sorusu. İsa bağlacı var. Biraz zorlayacak. Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Hatırlıyor musun neler anlattığımızı? 10 tane dersi geride bıraktık bir şeyler kaptık artık oradan değil mi? Ne dedik biliyor musun? V'lar, V'ler havalarda uçuşuyor. Arada bir tane de ise varsa hemen ondan kurtul. Şimdi ben sana önce bir kurtulmayı hatırlatayım. P ise Q. Bak bizim acelemiz falan yok. Bizim amacımız konuyu öğrenmek. Ben sana yeri geldikçe böyle hatırlatmalar yapacağım. Sen yeter ki atlamadan zıplamadan pür dikkat bendesin ve dinliyorsun. P ise Q. Söyle. Nasıl çıkacak dışarı? Şu şeye gerek yok. P'nin değili veya Q diye çıkacak. O zaman ben gelirim bunu buraya yazarım direkt. Bak şurayı açtım. Denkleri dedim. Şu P yerine ne yazacağız? Birincinin değili yani P'nin değili. Araya hangi bağlaç geliyor? Veya bağlacı. İkinciye dokunmadan yazdım. İkinci ifademiz de bu. Kapattım. Dikkat et. Burada ne kuralı uygulamak istiyor? Demorgan kuralı. Demorgan kuralı nasıl uygulanıyordu? Bunların hepsine değilini aktarıyorduk. Şimdi bak. Q'ya değilini verdim. Q'nun değili. V bağlacı veya'ya dönüştü. P'nin değilinin değili kendidir. Ne tekrar oldu be. Gel. Gel gel. Bak şimdi buradaki bütün bağlaçlar birbirinin aynısı mı değil mi? Aynısıysa ne yaparım? Birleşme özelliğini kullanırım. İstediğim ikiliyi ben yan yana getirir, birleştiririm ki. Ya bu ikili efsane duruyorlar. Bakar mısın? P veya P'nin değili veya Q'nun değili. Sen dışarıda bekle. Veya Q'nun değili veya P. Olayı veya yalnız olayı. Neyse. Devam ettim. Şimdi P'nin değili veya P hatırlıyor musun? Sorularda ne dedik? Hep hatırlıyor musun? Yalnız, videonun yüzde seksenini hatırlıyor musun? Sana dönecek. Tamam hatırlama boş ver. Ben hatırlatacağım yine. Hocam bu bir, bu bir ol pardon bu sıfır olabilir. Cevap bir çıkar. Bu sıfır bir olur. Her halükarda cevabın ne çıkar? Bir çıkar. Burayı anladın. Burayı anladıysan gel bakalım. Bir veya Q'nun değili veya Q'nun değili veya P. Şimdi durdum. Ya dedim ki bunların alayı nedir? Veya bağlacı. Veya bağlacında bir tane bile bir görürsen cevaba ne yapıştırıyordun? Bir yapıştırıyordun. Hiç diğerlerine dikkat edeyi almıyorum. Cevaba yalnız bir, tek başına bir diyor. Bu soruyu da bitiriyorum. Oldu mu? Tamam mı? Gidiyoruz değil mi dolu dizgin? Yapalım da biliyoruz. E bir, bir, bir yudum su alayım bir saniye. Yapıyorsak mutluyuz zaten. Hadi gönder gelsin sıradaki. Ya ben en çok sınavda inan bu tarz bir soru bekliyorum. Çıkarsa muhakkak yorumlara yaz. Hocam bu tarz bir soru geldi diye. Yani öğretmenlerin en sevdiği soru tarzlarından biri mantıklı. Buradaki değerleri bulduruyorsun sana falan. Sonra gidip buradaki doğruluk değerini tespit ettiriyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi burayı biz bir çözümlememiz gerekiyor. Yani hocam bu iseyi açalım mı diyeceksin. Hayır açma hemen. Önce bir doğruluk değerini bulmaya çalış. Bulamazsan açarsın. Bu ne bağlacı veya bağlacı. Nereden anladık? Bak şurada var. Aslında burada iki tane eleman var. Bu birinci eleman, bu ikinci eleman. Veya bağlıcında cevap sıfır çıkmış. Tek bir şartla. İkisi birden sıfır olmadan mümkün nil çıkamaz. Şimdi ben de geldim buraya. P, ise S, Q denklerine çıktı sıfır. E bu da tek bir şartla. Bunun bir, bunun sıfır olması gerekiyor. O zaman P'yi buldum. Bir. Q'yu buldum. O da sıfırdır. E R, R'yi zaten bulduk. R de zaten sıfırmış. Şimdi artık gidelim doğruluk değerini bulalım bize verilen sorunun. Ben önce uzun uzun tek tek yazacağım hepsini. Bak P neymiş? 1'miş yazdım. Hiç erinme bunları yazarken. Hiç hiç gel. Gel R ne? Buradasın. Anlıyorsun da umarım. Q ne kardeşim? Q 0. Arada ise bağlacı var. P nedir? P de 1'dir. Bak bir yerde bir değili var. Şunun değili var. Kaçırma. Bunu da kapattım. Yola devam. 1. Ancak ve ancak. Devam ettim. Ya hocam bu tarafa falan hiç bakmasak. Şu tarafa. Neden hiç bakmıyoruz hocam? baksana burada ne bağlacı var? V, ba v bağlacı var. V bağlacında bir tane bile sıfır varsa cevap ne olacaktır? Cevap sıfır çıkacaktır. O zaman ben hiç burayı uzun uzun çözmeyeceğim. Direkt sıfır yapıştıracağım, geçeceğim. Geldim buraya. Bir ancak ve ancak sıfırın cevabı. Ancak ve ancak da ikisi de aynıysa birdi. Farklıysa, farklıysa cevap sıfırdır. Sıfırdır ama daha yorulmadık. Daha, daha devam. Hadi gel, gelsin başka soru. Bu da bak 2013 sorusu. Hani öyle güzel bir soru arıyorsan eğer 2013 YGS'de çıktı bir tane böyle. Önce sen deniyorsun. Bence çok tatlı, çok güzel bir soru. Sonra bana bırakıyorsun. Oturuyorsun yanıma. Dikkatle izliyorsun. Tıpkı bir özel ders kıvamında gibi. Tamam. Haydi. Köklü sayılarla aran nasıl? Yapabiliyorsun. Kök 3 artı kök 5. Kök 8 yapar mı? Ya hocam bu normal toplama mı? 3 ile 5'i toplayıp 8 yazalım. Tabii ki değil köklü sayılarda toplama yapacaksan köklerin içi aynı olması lazım. P önermesi. Sen yanlışsın bir kere. Önce doğruluk değerlerini yazıyorsun. Kök 5 eksi kök 3. Eşittir. Kök 2 yazmışsın. Aynı muhabbetim yine geçerli. Ya nasıl? Sen öyle toplama çıkarma yapabilir misin? Bu da yanlış. Çarpma yaparsın. Bak çarpma böyledir zaten. Kök A çarpı kök B'nin cevabı kök A B'ye eşittir. Şimdi R'yi kontrol ediyorum. Ne yapmışız? Birleştirmişiz. Bir arada yazmışız. Bu doğrudur. 3 kere 5 15. Problem yok. İndim buraya baktım. Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi doğrudur diyor. Ne yapacağız hocam? Tek tek deneyeceğiz mi? Vallahi deneyeceğiz başka yolu yok. P'ye bakalım. P neymiş? 0. Arada V var. R ne? 1. Veya arada ne var? 0 var. 1 veya 0'ın cevabı 1. 0 veya V1'in cevabı 0. Bu elendi. Adana seçeneği olamaz. Geldim P, B seçeneğine. P'si 0 veya Q'su 0 ve 1. Bak buradan 0 gelir. 0 ve 1'in cevabı 0'dır. Bu da elendi. Biz 1 cevabını arıyoruz. Yalnız bu tek tek bize seçenekleri de elletçe geldi. E, e, P neydi? 0 ve 0. 0 ve 0 0'dı. 1 ise 0'ın cevabı 0'dı. C seçeneği de gitti. D M mi diyorsun? Deneyim mi? E Mükemmel neydi de hadi gel biz P'yi denil. Unuttum cevabı. P neydi? 0 veya R neydi arkadaşım? 1'di. İse dedim. Q neydi? Q da sıfırdı. 1 ise sıfırın cevabı sıfır. Sıfır veya sıfırın cevabı sıfırdır. Bu da gitti. Doğru cevap edir neymiş? Hep böyle olur zaten değil mi? Denersin denersin. Senin en son denediğindir cevap. Sıfır ise dedim. Q dedim sıfır. V dedim R bir. Ya ne diyorum ben ya? <laughs> ya ben kendi dediğimi anlamıyorum yani. Sıfır ve bir. Kafam karışıyor artık. Sıfır ve bir. Sıfır var işin içinde. Cevap buradan sıfır geldi. Sıfır ise sıfırın cevabı Cevap 1'dir. Bu doğru çıkar. Doğru cevap Edir nedir? 2013 YGS sorusunu çözdük birlikte. Bunu hallettiğimize göre son iki soru bitiriyoruz artık. Ama bazı vardı, her vardı hatırlıyor musun? Onunla ilgili henüz soru çözmedik. Gel onlardan da çözelim. Ya bak %90 yine sınav sorusudur bu arkadaşım. Önermesinin olumsuzunu bulunuz. Yani çok tatlı bir soru tipi. Çözüyoruz yine birlikte. Her var, bazı var. Başlıyorum. Olumsuzunu bulunuz diyor. Arada ne bağlacı var arkadaş? V bağlacı var. Bak bunu şöyle düşünelim hadi gel. Burası P önermesi olsun. Burası Q önermesi olsun. Arada V var. P ve Q'nun olumsuzu ya da diğer adıyla değilini bulacaksın. Ne yapıyorsun? Demorgan uyguluyorsun. Al sana Demorgan sorusu özünde. Anladık ne yapacağımızı. Açtım köşeli Güzel bir köşeli olsun. Havalı. Oldu. Şimdi gel. Ne yapacağız? Birincinin değili. Her ifadesinin değili neydi? En az bir. X. Bak buradaki elemanı değildir. Olmaz. Aynen yazılır. Elemanıdır Z. Aman karıştırma orayı. Devam. X artı 2. Küçük eşit 0. Küçük eşitin değili nedir? Büyük sıfır olur. Bu burada biter. Aradaki bağlaç artık veya'ya dönüştü. Yine açtım parantez. En az bir diye başlıyor. Ben diyorum ki olmaz. Biz değilini aldık. Her x elemanıdır z diye düzelttim. Yola devam. X kare eksi bir. X kare eksi bir. Bak küçük işaretinin değilini aldım. Büyük eşit oldu. Kapattım parantezlerimi. Olayı bitirdim. Daha yazacağız mı şey? Bitti hocam daha ne yazayım diyorsun. E, mantık bu. O kadar da sert soru zaten yok. Bunu çözdüysen çözebildiysen ne mutlu sana. Bak sınav sorusu. Hah buraya yazdı dersin. M'de. M. Dur. RM rM Ne diyorum ben? RM. Rehber matematik yazdı dersin bu soruya. Benzeri çıkacak diyorum ben sana. Oldu mu? Geçelim mi? Bitirelim mi artık dersi? Gönder gelsin son soru hocam. Bu da güzel. Bu da güzel. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 olmak üzere. Yukarıdaki ifadelerden hangileri veya hangisi doğrudur? Birinci terimden başlıyoruz. Her x elemanıdır a için yukarıdan x seç diyor. Hepsini seç diyor. Hepsi de bunu sağlayacak kardeşim diyor. Bakalım. Şimdi ben eksi 2'yi aldım. Eksi 3 var. Büyük eşit 0 demiş. Eksi 5 büyük eşit 0 mı? Bak biz x'i eksi 2 seçtik. A kümesinin elemanı. Oldu mu? Yok olmadı. Yanlış. Hangisi doğrudur diyor. O zaman bu yanlış bir önerme. Bunu eledim. Hocam her bağlacı olduğunda bir tane için bile bulsak yetiyor mu? Yetiyor. Bir tane bile yanlış bulduysan yanlıştır o diyorsun. Geçiyorsun gidiyorsun. Hepsi için sağlamak zorunda. Üstü, adı üstünde bak her x için en az bir tane x vardır diyor. Bu denklemi sağlar diyor. Şimdi biz x yerine gel yine eksi 2 yazalım. 3 çarpı eksi 2 oldu burası. Eksi 1 yaptık Sıfırdan küçük eşit, küçük eşit yok. Sıfırdan küçük olup olmadığına bakacağız. Şurası eksi 6. Eksi 1 daha ne yaptı? Eksi 7. Küçük mü sıfırdan? Küçük. Eksi 2 sağlıyor. He. Peki hocam sen bunu artı 2 için yazsaydın ne olacaktı? Bak şimdi ne olacak göstereyim. Burada ne kaldı? 5. 5 küçüktür sıfır. sağlıyor mu? Sağlamıyor. E hocam biz bunu doğru mu kabul edelim? Yanlış mı kabul edelim? İyi güzel arkadaşım bak böyle durumda bağlaca bakıyorsun. Bağlaç ne diyor? En az bir tane vardır diyor. Bir tane bile buldum mu ben? Bulduysam yeter. Bu kesinlikle doğrudur. Bu ayrımı yapamıyoruz çoğu zaman. Yapamadığımız için soru gidiyor. Eğer anladıysan gerçekten şimdi karşına gelecek bu tarz bütün soruları halledeceksin. Gel buraya. En az bir x elemanıdır a var. x kare eksi 5 büyüktür 0. Büyük eşittir 0 sağlayan bir tane x vardır diyor. E deneyelim. En küçük sayıdan başlayalım. Eksi 2 verelim. Eksi 2'nin karesi eksi 5 büyük eşit 0 diyorsun. Buradan ne geldi? 4 eksi 5 büyük eşit 0. Eksi 5 eksi 1 büyük eşit 0. Eksi 2 sağlamadı mesela. Ben eksi 1'i de denesem. Eksi 1'in karesinden 5 çıkarsam. Büyük eşit 0 oluyor mu bakalım. 1'den 5 çıktı eksi 4. Eksi 4 büyük eşit 0 çıktı. Bu da sağlamadı. Ya hocam biz sıfırı koysak. Ya hiç uğraşma. Sanki sıfır da sağlamıyor değil mi? Sıfır da olmadı. X yerine 1 koyduk. 1 eksi 5 büyük eşit sıfır mı? Bu da sağlamadı. X yerine bu sefer artı 2 koyduk. 4 eksi 5 büyük eşit sıfır mı? Bu da sağlamadı. Bir tane bile bulamadık. O da diyor ki en az bir tane bulursun belki diyor. Hayır yok kardeşim. Yoksa yanlıştır dedim bu soruya. Son soruya noktayı koydum. Ha, hangisi mi doğru? Yalnız tek başına sadece İki doğru diyelim. Burada noktayı koyalım. Mantık derslerimiz bitmiştir arkadaşlar 11. derste birlikte. Sonraki konumuz kümeler. Kümeler dersine geçiyoruz. Orada da yine ayrıntıya gireceğiz. Bol bol örnekler çözeceğiz. Soru avcıları yapacağız. O derste görüşünceye kadar kendine iyi bak. İyi çalış çok çalış. Gelmez deme daha çok var deme. 4 sene sonraki zamanı düşün. Tabi mezunlar 12. sınıflar da belki izliyorsa onlara da buradan selam olsun. Selamınızı beklerim. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.